Doğu Akdeniz'de yükselen ışık, ekonominin nabzını tutan, sektörleri bir potada paydaşlarıyla buluşturan Aydın Ekonomi Dergimiz. Sektörel, sanayiden turizme, tarımdan eğitime, her ay farklı bir sektörü okurları ile buluşturuyor. Sektörel. Hatay'da ittifak var. Hatay'da Adalet ve Kalkınma Partisi'yle 24 Haziran'da yapmış olduğumuz Cumhur İttifakı'nı yerel seçimlerde de yapacağız. Bununla ilgili Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Hatay'da çıkartmış olduğu Büyükşehir Belediye Başkanı adayını bizler destekleyeceğiz. Bunun karşılığında ilçelerde de bir ittifaklar olacak. İskenderun'da dahil olmak üzere 15 ilçede ittifak olacak. Ancak bu ilçe ittifakları şu an için genel merkezlerde değerlendirme diye tabi tutuluyor. Ancak takdir edersiniz ki İskenderun'la ilgili bizim muhataplarımızdan bir beklediğimiz bir jest var. İskenderun Belediyesi'nin Milliyetçi Hareket Partisi'ne bırakılmasına. Bunun da temeli aslında 24 Haziran seçimlerine dayanıyor. 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı ile biz seçimlere girdik. Güzel de bir seçim kampanyası yürüttük Hatay'da. Buna mukabil olarak da MHP adına aldığımız her oyu Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Erdoğan'a taşıdık. Bu zaten seçim sonuçlarına bakıldığı zaman çok net bir şekilde kendini belli ediyor. Ancak seçim akşamından itibaren yaklaşık 20 günlük süreçte yaşanan bir tartışma oldu. İskenderun basını da bu tartışmayı yakından takip etti. O tartışmada neydi? Seçim akşamı Hatay'ın kendi oylarıyla biz artı 5500 oy farkla ikinci milletvekili çıkartmıştık. Ancak ondan sonra yurt dışından gelen oyların peyderpey gün ve gün sisteme yansımasıyla beraber seçim akşamı Hataylı hemşehrilerimizin oylarıyla 5500 oy farkla aldığımız ikinci milletvekili bu sefer yurt dışından gelen oyların sisteme girmesiyle beraber eksi 180 oyla biz ikinci milletvekiliğimizi kaçırdık. Bu da Samandağ'dan Hassasına, Erzincan'a kadar bizim kendi tabanımızda büyük bir üzüntüye sebep oldu. Bu sadece MHP'li seçmenin bir üzüntüsü olmadı. Aslında AK Partili seçmen de buna çok üzüldü. Ben diğer partiden seçmenlerin de çok üzüldüğünü o zamanki etraftan, eşten, dostan aldığımız duyular oldu. Yani İbrahim Gül mağdur oldu. Bunu... güzel bir hizmete gelmesine de vesile olur. Yani şöyle İskenderun'da gerçekleşirdi. Hiçbir alternatifimiz yok. İbrahim. İşte ilçe başkanımız da burada, yöneticiler de burada. Biz Sayın Gül'ün böyle bir talebi yok bize. Biliyorum. Biz Cumhur İttifakı'nın tabanından böyle bir sesin yükseldiğini, herhalde beş duyu organından kulakları iyi duyan, iyi işte herkes bunu duyuyor. Bugün Samandağ'ında da aynı türkü söyleniyor, Erzincan'da da aynı türkü söyleniyor. Özellikle AK Parti ve MHP tabanında. O türküde nedir? 24 Haziran'da İbrahim kardeşimiz mağdur oldu diyorlar. Bu seçim hiç değilse o mağduriyet gideriz. Ben bunu Sayın Fatih Tosyan'ın da duyacağına veya duyduğuna inanıyorum. O da şehrimizin önemli bir simgesi. Hem şehrimize hem Türkiye ekonomisine büyük katkılar sunmuş bir beyefendi, bir iş adamı. Ama benim buradan da ona da bir çağrım olsun. Biz kendisini sevmiyoruz, hiçbir problemimiz burada yok. Ama Hatay'da gerçek manada samimi olarak bu ittifakın güzel de bir netice almasını hep birlikte hep beraber istiyorsak. Karşılıklı iyi niyet ve karşılıklı küçük ödünlerden güzel bir şekilde sağlayabiliriz. O yüzden ben Fatih Bey'e de bu manada bize bir jest yapmasın İskenderun'da. Kendisine rica ediyorum. Kendisi memleketin değerlerini iyi bilen, İskenderun'da, Hatay'da üzerinde oynanmaya çalışan bu oyunları görebilecek yetenekli, kabiliyetli bir beyefendi. Onun da bu manada gelip İskenderun'da İbrahim Beylerini kaldırmasını bizim beklentimiz de bu yönde. Ama aksi yönde olması durumunda da hiçbir sıkıntı yok. Biz ittifaka zarar verecek,
İttifakın yapısını bozacak, ittifaka sıkıntı verecek en ufak bir girişime dün de müsaade etmedik. Bugün de etmeyiz. En önde de İbrahim Bey durur.